Merhaba arkadaşlar, Nurgülün Tığı yayıniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar, iğneden tığa yaptığım modeller genelde iğneden tığa çevirmem isteniyor. Onlar için arkadaşlar bu şekilde leylak marka ip kullanırsanız esnetildiği zaman da gayet inceliyor arkadaşlar. Sert bir ip. Çok zarif durduruyor yani. Altın başak bana göre biraz daha kalın. Evet arkadaşlar şimdi size modelimizi gelen modelimiz Aysima kardeşimizden geldi bu. Bunu tığa çevirmemi istedi. Ben de kıramadım arkadaşlar. Bu şekilde yaprakların arasında çiçeğimiz var. Şimdi bunu tığa çevirdim sizler için bu modeli. Benim tığa çevirdiğim hali de bu şekilde arkadaşlar. Ara suyumuzda modelimizde olan fil dişi arkadaşlar. Yaprağı bile birebir aynısını çevirdim. Şöyle topak yaprak yapmak için biraz uğraştım Aysima için. Birebir aynısını yapmaya çalıştım. İnşallah beğenir. Hoşuna gider arkadaşlarımızın. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi mavi renkle ikinci motifimizi yapacağız. Bu şekilde sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Bakın baş parmağımdan gelen ipi yatırıyorum ve baş parmağımla ipimi tutuyorum. Halkanın içinden tığımı geçirip buraya bir sık iğne. Bir tane daha sık iğne yapıp. Şimdi arkadaşlar bakın oluşturduk. Bu, bu şekilde iki defa sık iğne girmeden ipinizi bırakmayın. Şu şekilde her zamanki gibi çekip bakabilirsiniz. Olmuş mu, olmamış mı sihli halka diye. Ee, bayağı küçülttüm. Bu kadar küç, küçültebilirsiniz de arkadaşlar. Çünkü açılıyor yaptıkça. 2 3 ve 4 zincir. 4 zincirimi çektim. İlk olduğu için 4 çekiyorum arkadaşlar. Diğerlerini şimdi 3 çekeceğiz. Bu şekilde bir tane buraya yuva yaptım şimdi arkadaşlar yine 4 zincir çekiyorum köşe olduğu için döndüm bu yuvanın içine bakın sık iğne ile sabitledim köşeye bir tane yuva yaptık 3 zincir aynı yuvanın içine tekrar bu şekilde sık iğne ile sabitledim 1 olan yuvam 2 oldu arkadaşlar. Tekrar aynı şekilde 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi şöyle çevirdim köşesini. hemen yuvamın içine girip sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Şunu tutalım arkadaşlar 3 zincir hemen buradaki yuvamın içine girip sabitliyorum. Evet, ikinin üzerine iki yaptık. Şimdi yine bu köşenin içine girip çoğaltma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Yani iki olan yuvam bu şekilde üç oluyor. Bakın, birdi, iki yaptık, ikiydi, üç yaptık. Şimdi geri kesip iki bir yapacağız arkadaşlar. Bu üç olan yuvamı. Şimdi bir zincirle şöyle dönelim. Kesim işlemi için bu köşedeki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Sıradaki yuvama zincirimi sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Evet, tekrar iki oldu arkadaşlar. Bakın azaltma işlemi yaptım. Şimdi tekrar bir zincirimi çekip şöyle yine döndüm bu köşedeki yuvanın içine sık iğne ile sabitledim. Kesim işlemi yaptım buraya. 3 zincir, bir taneye düştü Bakın. 2 idi şimdi 1 oldu arkadaşlar 1 2 3 tekrar 2 1 buraya yuvamı sık iğne ile sabitledim 3 zincir 3 zincirimi bu hani kesim işlemi yaptığım bir zincirle döndüğüm yere yuvaya bu şekilde aşağı iniyorum arkadaşlar bakın sık iğne ile sabitledim 3 zincirimi yine 3 zincir sıkı sıkı şu şekilde en son ilk yaptığım bakın buraya iki tane de yuva ile aşağı inmiş oluyoruz yani arkadaşlar şimdi şöyle bakın buradaki yaptığımız sihirli halkanın içine de bir sık iğne yaparak iniyorum hiç zincir çekmeden direkt arkadaşlar bakın minicik bir papatyamız oldu Minicik bir papatyamız oldu arkadaşlar. Eğer bunu dörtten dönersek bu şekilde büyük bir papatyamız oluyor arkadaşlar. O da pek hoş durmuyor. O yüzden üçten sonra iki bir diye keserek böyle minik papatyalar elde ettik. Evet arkadaşlar, bu sihirli halkamızın içine bu şekilde tam beş tane e, bu yapraklardan yapıyoruz. Yani yine aynı şekilde buraya 3 zincirimizi çekip sihirli halkamızın tam ortasından arkadaşlar bu şekilde girip sık iğne ile sabitliyoruz şimdi bu birden 2 3 2 1 olarak bu şekilde bir tane yaprak yapıyoruz şimdi arkadaşlar bunu ben 5'e tamamlayıp hemen geleyim Evet arkadaşlar bu şekilde yapraklarımızı aynı size gösterdiğim baştaki işlem gibi 5'e tamamladım Şuradaki arkadaşlar bakın ilk yaptığımız bu sık iğnenin içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Ve en son yaptığımız işlemi buraya bağlamış olduk yani arkadaşlar. Şöyle bir zincirimi de çekip ipimi koparıyorum. Şöyle biraz uzun kesiyorum. Çünkü bağlama işlemi yapacağız arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şu çekim işlemini şöyle daraltarak devam edin demiştim arkadaşlar. Bu şekilde çekerek bakın hepsini birbirine yakınlaştırdım. Şimdi bunu ters çevirip burada arkada ikisini düğümleyip arkadaşlar yakacağız. Şöyle göstereyim. Bunun birisini içinden geçirerek düğüm işlemini gerçekleştiriyorum. Bakın. Şimdi bunu buraya bu şekilde şöyle çekerek düğümünü attım. Bunlar arkadaşlar burada arkada güzelce yakacağız. Evet. Şimdi bunu çatım işlemine geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ara suyumuz olan sinek kanadını yapıp sonra da bu yaprakların yapım işlemine geçeceğiz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik ve 3 tane de zincirimi çekiyorum. Hemen yandaki boş olan tığ battığımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet, buraya bir tane 3 zincirden yuva yaptık. Şimdi 4 zincir. 4 zincirimizi şöyle çevirdim arkadaşlar. Buradaki 3 zincirin arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. Şimdi 8 tane sıkı sıkı zincir. 6, 7 ve 8. Çevirdim. Yine aynı şekilde boş olan tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ara suyumuzdan sonra 3 tane zincir çekip bir tane tığ battı mesafesi bırakıyorum. Şöyle ara suyumuzla yaprağın arasına ben 3 tane koydum arkadaşlar model amaçlı olduğu için. Şimdi yaprağımızın yapımına başlayalım. 2 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Hemen bir yanındaki tığ battımın içine girip ikisini birden aldım. Tığımda iki tane arkadaşlar bu şekilde ilmek var. Yine bir defa doladım. Hemen yanındaki, hemen yanındaki dedim, yani hemen dibine arkadaşlar bu şekilde bir, iki, yine bir tanesini almıyorum. Şimdi arkadaşlar iki defa doladım tığımı. Hemen yanındaki boş olanı. Bu sefer öbürünü kullanıyorum. Bir, iki. Bunu 3 seferdi. 2 defa doladığımız için 3 seferdi. Hepsi tığımda arkadaşlar. Yine 2 defa doluyorum. Bunu da onun yanına, yani 2 tane zürafaya 2 tane Trabzan yapmış oluyoruz ve ikinci bu da üçüncü. Dibine 1 2 2 3 defa aldık. Şimdi arkadaşlar hepsini birden bu şekilde tığıma çekiyorum bir şöyle topak bir yaprak görünümü veriyorum. Çünkü arkadaşlar iğne oyasında bu şekildeydi. Topak bir şekilde. Ben de bunu bu şekilde yaparak birebir aynısını benzettim. Bakın. Şimdi 3 defa tığımın başını doluyorum. Aynı tığ battanın içine en son yaptığım 1 2 2 2 2 alarak bu şekilde uzun bir trabzan yaptım. Başına 4 tane zincir çekiyorum. Hemen son yaptığım bu trabzanımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Buraya bir tane tomurcuk yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar burayı sahte sık iğne ile daha çok iğnesine benzediği için 10 tane sahte sık iğne ile dolduralım. Şöyle arkadaşlar tığımın başını boş bırakıyorum. Şöyle aradan bir ilmek alıp tığımdan geçiriyorum. 2 ve 3 4 Şöyle bildiğiniz gibi sıyrarak yapıyoruz ki bombelilik oluşsun. 4 5 6 7 8 Evet arkadaşlar. Şöyle 10. da boş olan tığ battıya dibine değil de bir yanındaki boş olan tığ battıma sık iğne ile sabitledim. Bakın arkadaşlar şöyle bombili bir yaptık. Şimdi bir zincirimizi dibine çekmiştik. Bir defa da tığımı doladım. Hemen arkadaşlar bakın aynı Kapattığın tığ battığının içine. 2 2 olarak aldım. Buraya minik bir trabzan yaptık. Yine köşede bir zincir. Bir defa doluyorum. Aralayıp trabzanımı 2 2 olarak aldım. Bu şekilde arkadaşlar 5 tane küçük trabzanlar yaparak yukarı doğru çıkıyoruz. Bir zincir. Bir defa doladım. Ve 2 2 3 oldu. 1 bir, bir zincir sanki devamı gelecekmiş gibi bir diye kesiyor <laughs> uzatıyorum arkadaşlar 2 2 bir zincirimi çekiyorum bir defa doladım yine trabzanım aralıyorum arkadaşlar Şimdi, bu olan olmaz inşallah şekilde 2 2 olarak aldım. Bakın 5 tane arkadaşlar minik minik buraya üst üste trabzanlar yaptım. Şimdi dibine bir tane zinciri çekelim arkadaşlar şöyle. Ve yaptığımız çiçeğimizi alalım. Bakın arkadaş şu yaktığımız yer gelirse daha güzel olur. Dibine şöyle koparma işlemini alta Şimdi arkadaşlar çiçeğimizin tam orta yuvasından girip bu şekilde bakın şöyle buraya dalımızın ucuna tutturuyoruz. Sabitledik. 3 zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Şöyle arkadaşlar çeviriyorum. Bakın bu boşluktan, bu aradan hepsini çiçeğimizin kenarında bu şekilde dolanıyoruz. sık iğne ile 3 zincirimi arkada kapattım tüm çiçeğimizi bu şekilde dolanalım arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın tüm yaprakları bu şekilde sık iğne ile dolandık en son yine 3 zincirimizi çektik bu şekilde buradaki gözüksün diye arkadaşlar şöyle açıyorum buradaki arkadaşlar bakın bir zincir çekmiştik oraya bu üç zincirimi bu şekilde kapattım. Yine bakın bu bir zincirimizi çekiyorum. En dibine arkadaşlar bu bir zincirli yerin arasından girip iki iki olarak alıyorum. Yine aynı burada yaptığım gibi şöyle bir zinciri çekip bir defa dolayıp yine arkadaşlar bu şekilde minik trabzanlar yaparak beş tane devam edeceğiz. Bunları da 5'e tamamlayalım. Şöyle de bakın arkadaşlar. Bu şekilde 5'e tamamlıyoruz. Şimdi 5 tane tığ battımı sayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6. tığ battımın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Bakın arkadaşlar. Çok hoş ve zarif durdu. Gördüğünüz gibi. Bu yaprağın aynısını bu tarafı da yapalım hemen bakın kapattığımız yerden iki tane zincirimi çektim bir defa tığımı doladım ve yanındaki boş olanı boş olan tığ battıya iki tanesini alıp iki tanesini tığında bırakıyorum bir defa doladım yine bir iki yine bir tanesini bırak Şimdi iki defa doluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hemen boş olanı. İki tane tığ battının içine yaprak için yararlanıyoruz arkadaşlar. Bunu bir, iki, biraz daha uzatmak için üç. Çünkü iki dolayım yapmıştık. Tığımızda dört tane oldu. Yine iki defa dolayıp aynı şekilde uyguluyoruz. Bir, iki, 2. Şimdi arkadaşlar bakın. 4'ünü, 5'ini birden bu şekilde kapatıp buraya bir tane zincir çekiyorum. Yaprağım topak bir yaprak oldu. Farklı bir yaprak türü arkadaşlar. Tığımın başını 3 defa doluyorum. Son trabzanım için arkadaşlar, sık iğnem için 1 bir, 2 biraz uzunca yapacağız. 2 bu şekilde arkadaşlar 4 zincir çekiyorum hemen trabzanımın arasına girip bakın, sahte sık iğne yaparak buraya kapatıyorum şöyle köşede de çektim arkadaşlar yine aynı şekilde 10 tane sık iğne yapıyorum buraya 1 2 3 şöyle açalım 4 5 6 8 şöyle tırnağımızda sıyırırsak arkadaşlar hem bombiliği veririz hem de arkadaşlar 10 taneyi doldurduk ve bir yanındaki boş olan yere de sık iğne ile sabitledik bu şekilde yaprağımız tamam Evet arkadaşlar. Bakın kalıp gibi yaprağımız, kalıp gibi çiçeğimiz bu şekilde. Şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar. Gerçekten çok hoş ve çok zarif oldu. Şöyle oranın bombeliğini düzeltelim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi ben çok beğendim. Birebir aynısını kıyaslama da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapraklarıyla, çiçeğiyle şu şekilde tutalım. Evet. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Daha güzel videolar çekmem için beğeni, yorum, izlenim arkadaşlar. Bu şekilde Destekleriniz için teşekkür ediyorum şimdiden. Modelimiz bu. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.